Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresinden devam edeceğiz ve 101-104. Ayetler arasını okuyacağız. Allah-u Teala şöyle bildiriyor. وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde sefere çıktığınızda فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَى Namazı kısaltmanızda bir günah, bir vebal yoktur. اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Eğer kafirlerin sizi fitneye düşürmesinden, gafil avlamasından korkuyorsanız bu şekilde yapmanızda bir beis yoktur. اِنَّ الْكَافِرِينَ Şüphesiz ki kafirler كَانُوا لَكُمْ اَدُوَّا مُب۪ينَ Sizin için apaçık bir düşmandır. Değerli izleyenlerim, seferilik diye bir mesele var dini hükümler içerisinde. Kur'an-ı Kerim'deki dayanağı bu ayet-i kerimedir. Seferilikte namaz kısa kılınabilir. Mezhepler arasında bu noktada farklı değerlendirmeler yapılabiliyor. Ülkemizde insanımız genelde Hanefidir. Hanefi mezhebine göre 90 kilometreyi aşan yolculuklarda insan 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak kılmakla mükellef. Ve bunu doğrudan bir ruhsat şeklinde değil de yapılması gereken bir şey olarak Hanefi fukahası böyle görüyor. Ancak Hanefi fukahası dışında diğer bütün mezheplerde 2 de kılınabilir, 4 de kılınabilir. Ayet-i Kerime'nin zahiri ifadesi de bunu teyit etmekte. Yani yeryüzünde sefere çıktığınızda namazı kısaltmanızda bir beis yoktur. Yani kısaltabilirsiniz. Bu mana anlaşılıyor. Peki biz hangisini uygulayacağız? Hanefi olanlar Hanefi mezhebini esas alır, ona göre uygular. Diğer mezhepten olanlar da kendi mezheplerine göre seferilikle ilgili hükümleri uygular. Bu o kadar da problem edilecek bir şey değil. Ameller niyetlere göre bir insan günümüz şartlarında yolculuklarda vakti müsaitse kendi mezhebinde 4'te kılınabiliyorsa isterse 4 kılar. Ama Hanefi mezhebinden olan bir kimse normalde 2 rekat kılması esastır. 2 rekat kıldığında da işte ben kısa kıldım acaba sevabı az mı oldu? Böyle bir tereddüde düşmesine lüzum yok. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam seferde namazını kısaltmıştır. Bazı rivayetlerde tam kıldığı da olmuştur. Yani bu noktada bir genişlik söz konusu ve mezhepler arasında farklılık olsa da o kadar problem değil. Her halükarda her mezhepte seferilik esnasında namazı kısaltmak tarzında bir hüküm bulunmakta. Acaba bunun mesafesi ne kadar? Hanefi fukahası bunu daha çok 90 kilometre şeklinde belirlemişler. O kadar bir mesafeye yapılan yolculuklarda insan gittiği yerde namazları 2 rekat olarak kılıyor. Diğer mezheplerde kılabiliyor. İsterse 2 kılıyor, isterse 4 kılıyor. Ayet-i kerimede eğer kafirlerin sizi fitneye düşürmesinden korkarsanız diyor. Bu belli bir kayıttan ziyade o günkü durumu bildiriyor. Yani çünkü bu gibi seferlerde kafirler pusu da kurmuş olabilirler. Fazla oyalanmak uygun değil. O açıdan namazı da kısa kılıp yola devam etmek bir esas. Ve kafirler sizin için apaçık bir düşmandır diyor. وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ Ey peygamber sen onların içinde olduğunda فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ Onlara namazı kıldırdığında فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ Onlardan bir taife, bir grup seninle beraber namaza dursunlar. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ Ve silahlarını da alsınlar. Burada anlatılan durum savaş esnasındaki namaz. Salat-ı havf diye kitaplarda geçer. Korku halinde namaz nasıl olmalı? Peygamberimizin bir uygulamasından da hareketle bu bize anlatılıyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orduyla beraber karşılarında düşman ordusu var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orduyu ikiye ayırıyor. Ve yarısı Peygamberimizle beraber cemaat halinde namazı kılıyor. Diğerleri de ellerinde silah hazır bekliyorlar. Ve birinci grup namazı bitirdiğinde ikinci grup geliyor, namazı kılıyor. Ve bu defa da diğerleri onlara
korumalık yapıyor. Böylece düşmanın karşısında cemaatle namazlarını kılmış oluyorlar. Çanakkale Savaşı ile ilgili bazı yerlerde tablo olarak görülür. İşte taburlarımızdan birisi toplu halde namazlarını kılıyorlar ve diğer gün o topluluktan hiçbiri hayatta kalmıyor. Savaşa girildiğinde son askerine kadar hepsi şehit oluyor. İşte bu manada düşman karşısında topluca namaz kılmak insanların kuvve-i maneviyesini takviye eder. Ve Allah'ı daha böyle insanlar yakınlarında hisseder. Ve bu noktada kendilerine daha bir güç gelir ve derman gelir. Ve böyle bir manadır ki tarih boyunca Müslümanları düşmanın karşısında galip kılmıştır. Diğer taraf ölümden korkarken Müslümanlar ölüme adeta gülerek gidebilmişlerdir. Ve bunun da temel sebeplerinden birisi yeri geldiğinde düşmanın karşısında cemaatle namazlarında kılabilmeleri olmuştur. Allah'ı çokça zikredebilmeleri olmuştur. فَاِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ İşte peygamberle beraber namaz kılanlar, onlar secdeye vardığında diğerleri sizin arkanızda olsunlar. Yani sizi korusunlar. وَلْتَئْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّوا Ve namaz kılmayan diğer taife gelsin. Birinci grup namazı bitirdiğinde diğerleri gelsin. فَلْيُسَلُّوا مَاَكَ Onlar da seninle beraber namaz kılsınlar. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ Ve tedbirlerini alsınlar, silahlarını alsınlar. Yani uyanık olsunlar, tedbirli olsunlar ve silahlı bir şekilde namazlarını kılsınlar. وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِيَاتِكُمْ Kafirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil olasınız. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاهِدَ Onlar da bir hücumla üzerinize gelip işi bitirsinler. Onlar böyle arzu ederler. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَنْ مِنْ مَطَرْ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَنْ تَدَعُوا اَسْلِحَتَكُمْ Yani silahlı bir şekilde namaz kılınacak ama buna bir istisna getiriliyor. Eğer yağmur yağıyorsa veya hasta iseniz o zaman silahlarınızı bırakabilirsiniz. Yani bir yandan yağmur yağıyor hem de silahlı bir şekilde olmak uygun değil. Bu durumda silahları bırakabilirsiniz. Veya hastasınız bu durumda yine silahı bırakır namazı o şekilde kılarsınız. Ve huzu hidrakum ama ihtiyatlı olunuz ve tedbirinizi alınız. İnna Allaha a'adda lil kafirina azaben muhina. Şüphesiz Allah kafirlere zillet verici bir azabı hazırlamıştır. Burada salat-ı havf olarak ifade ettiğimiz bu namaz fıkıh kitaplarında biraz ayrıntılarıyla anlatılır. Mezhepler arasında buna bakış açısından da yine bazı farklı bakışlar var. Bazıları bunu Peygamberimizin bir defa uyguladığını ve başka da uygulanmadığını ifade ederler. Yani grup halinde gelip Peygamberimizle beraber namaz kılmaları şeklinde. Ama genel bir hüküm olarak değerlendirilecek olursa cemaat halinde namazı kılmak, düşmana karşı bu şekilde namazı kılmak elbette gayet güzel bir durumdur ve tarih boyunca bunun değişik uygulamaları olmuştur. Ancak savaşın çok çetin olduğu zamanlar olur. O çok çetin olduğu zamanlarda bırakın cemaat halinde namaz kılmayı, fert olarak münferiden bile namaz kılmaya vakit olmayabilir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek gazvesi esnasında şunu söylemiştir. Şagalûnâ anis salâtil vustâ. Mela Allahu guburahum binnar. Onlar bizi salat-ı vustadan, ikindi namazından alıkoydular. Allah onların kabirlerini ateşle doldursun. Yani Peygamberimiz bile namaz kılmaya vakit bulamadığı bazı seferler, bazı savaş halleri olmuştur. Demek ki düşman karşısında mutlaka cemaatle namaz kılınacak diye bir şart yok. Ama şartlar müsaitse, diyelim düşman karşı tarafta, Müslümanlar bu tarafta, henüz savaş başlamamış. İki tarafında savaş hazırlıkları var.
Böyle bir durumda orduyu ikiye bölerek bir kısmı cemaatle namazı kılar, diğerleri tedbirli olarak bekler. Hatta namazı kılanlar da silahlı bir şekilde sırtlarında silahları olduğu halde o şekilde namaza dururlar. Diğer taraf birden saldıracak olursa namazı beklemeleri de gerekmez. Namazlarını bozarlar ve karşı tarafa gereken cevabı verirler. Demek ki savaş esnasında namazla alakalı tek bir hüküm yok. Şartlar müsaitse cemaatle kılınır. Müsait değilse ferden ferda kılınır. Tek tek kılmaya da vakit müsait değilse, şartlar müsait değilse böyle bir durumda namaz kazaya bırakılır ve kaza şeklinde daha sonra kılınır. فَاِذَا قَدَيْتُمُ الصَّلَاةَ Namazı kaza ettiğinizde, bitirdiğinizde فَذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Ayaktayken, oturduğunuz vaziyette ve yere uzandığınızda Allah'ı çokça zikredin. Burada Allah'ın zikredilmesi, malum günümüzde de yine Müslüman askerler savaş esnasında Allah Allah sadalarıyla düşmana öyle hücum ederler. Ve bu şekilde hücum etmek insana itminan verir, insana huzur verir, güven verir. Ve o şartlarda insan kendini Allah'a daha yakın hisseder. Nasıl ki diyelim sınırda nöbet tutan birisi her an bir hücum olabilir. Tehlikeli bir durumda. Diyelim nöbetini tutuyor. O anda gecenin ıssızlığı, sessizliği, gökyüzünün o ay manzarası, yıldızlar manzarası, lahuti bir hava. Böyle bir hava içinde o insan kendini Allah'a daha yakın hissedecektir. Ve kalbinden Allah'ı zikredecektir. Orada Allah'ı zikrettiği gibi savaş esnasında da diyelim ayaktayken, yani insan savaşta bazen ayakta olur. Diyelim süngüyle veya kılıçla düşmanla karşı karşıya dövüşüyor. Allah Allah deyip böyle hücum ettiğinde daha başarılı olacaktır. Veya oturduğu yerden diyelim ok atıyor veya silah atıyor, tüfek gibi. Bu şekilde oturduğu yerden yine Allah der, ya Allah Bismillah diyerek o şekilde savaşını yapar. Veya bazen de yere yatması gerekir. O anda da yine Allah demesi o kişiyi rahatlatacaktır. فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اِطْمِنَانَا erdiğinizde فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ Namazı kılın. Yani namazı dosdoğru bir şekilde kılın. Yani savaş halinde o kadar da düzgün kılınamayabilir. Her zaman müsait olmayabilir durum. Ama artık savaş bitmiştir. İnsanlar itminana ermiştir. Düşmandan herhangi bir baskın gibi bir ihtimal yoktur. Böyle bir durumda artık normal bir şekilde namaz eda edilir. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Şüphesiz ki namaz müminlere belli vakitlerde yazılmıştır. Burada belli vakitler diye kitaben mevgute, belli vakitler şeklinde ifade ediliyor. Ve bu belli vakitler bazı Kur'an ayetlerinde 5 ayrı vakit şeklinde işaret edilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı şeklinde bunların vakitlerini kendi hayatında bize göstermiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda 5 vakit namazı ayrıntılarıyla göremeyebiliriz. Ama Peygamberimiz Kur'an'ın uygulayıcısı, Kur'an-ı Kerim'in doğrudan doğruya tatbikatçısı. Böyle olunca Peygamberimizin hayatında bu belli vakitlerin 5 vakit namaz şeklinde olduğunu görmekteyiz. Günümüzde Şia namazı yine 5 vakit kabul etmekle beraber diyorlar ki bu 5 vakit 3 vakit içinde kılınabilir. Ve öğle ile ikindiyi cem ederek öte yandan akşam ile yatsıyı cem ederek 5 vakitte 3 vakitte kılabiliyorlar. Ve bu noktada bazı rivayetlere dayanıyorlar ve o şekilde bir uygulamaları var. Hanefi mezhebinde diğer mezhepler seferilikte bunu en azından uyguluyor. Yani seferi durumda öğle ile ikindi cem edilebilir, akşam ile yatsı cem edilebilir. Hanefi mezhebi dışındaki bütün mezheplerin bu manada bir uygulaması var. Hanefi mezhebinde de hacda, Müzdelife'de
öğle ile ikindi, akşam ile yatsı cem ediliyor. Ve böylece 5 vakit namaz 3 vakit içerisinde eda edilmiş oluyor. Ama her halükarda bütün mezheplerde namaz 5 vakittir. 5 ayrı vakit şeklinde belirlenmiştir. Ve insan bu belli vakitlerde namaz kılmak suretiyle çok güzel bir zaman tanzimi yapmış oluyor. Mesela güneş doğmadan uyanmak, bir Müslüman güneş doğmadan uyanmalı ve yeni günü namazla karşılamalı. Öğleye kadar arada bir namaz yok, farz namaz yok. Öğle vakti işte hem bir yemek molası gibi, genelde her yerde bir mola veriliyor. O vakitte bir 10 dakikasını namaza ayırmak, Rabbi ile beraber olmak tabir caizse, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda el pençe divan durmak, ruhun bir teneffüs vakti. Bazı yerlerde ikindi çayı var, işte saat 5 çayı diye de ifade ederler. İkindi vaktinde de yine bir namaz kılmak, artık gün bitmek üzere günü uğurlarken namazla uğurlamak, güneş battığında akşam namazını kılmak ve işte yeni bir aleme adeta giriliyor. Artık gündüzün parlaklığı bitiyor, gecenin karanlığı geliyor. Güneş vazifesini bitirmiş, insan da bir gün bu dünyadan gidecek, vazifesi bitecek. Bunları insan hatırlayarak akşam namazı ve en sonunda da insan yatacak ve uyku ölümün küçük bir kardeşi. Uyuyup uyanamamak olacak ve en azından zamanı geldiğinde herkes ölümü tadacak ve gece uykuya dalmak da bir nevi ölümü hatırlatıyor. Böylece bir insan o günü kapatırken yine ibadetle kapatmak ve yatsı namazını kılarak kapatması gayet güzel şeyler. Bu anlamda namaz belli vakitlerde Müslümanlara farz kılınmış. Ve bu belli vakitler 5 vakit olarak hadiste uygulamalı bir şekilde bize gösteriliyor. وَلَا تَهِنُوا فِي اِبْتِغَاءِ الْقَوْمِ Kafir kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. اِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Eğer siz elem duyuyorsanız فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ Sizin elem duyduğunuz gibi onlar da elem duyuyorlar. وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ Ve siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri bekliyorsunuz. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Ve Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilendir, her hükmü hikmetlidir. Burada düşmanla alakalı sakın gevşeklik göstermeyin. Allah-u Teala bize hatırlatıyor. Eğer diyor onlar, eğer siz elem duyuyorsanız onlar da elem duyuyor. Üstelik sizin onlardan farkınız, onların Allah'tan beklemediği şeyleri siz Allah'tan bekliyorsunuz. Yani Allah'tan mükafat bekliyorsunuz. Ve o yolda hayatınızı vermiş olsanız şehitlik bekliyorsunuz. Bu diğer taraf için söz konusu olmayan bir durum. Onların sadece dünya hayatı var. Allah'tan bir beklentileri yok. Böyle olunca onlar batıl davaları için gayret gösterirken bir Müslümanın hak davası için gayret içinde olmaması elbette düşünülemez. Cenab-ı Hak namazlarımızı bütün şartlar içinde en güzel bir şekilde eda etmeyi, Allah yolunda cehd-ü gayret içinde olmayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.